Hoş geldiniz sevgili Moktalarım. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Yeni gelenleriniz için ben Dilan ve bu kanalda İspanya ve İspanyol diline dair bilgi paylaşımı yapıyorum. Kanalda biraz gezindiyseniz telaffuza verdiğim önemi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sadece İspanyolca için değil, herhangi bir dile başlarken yapılması gereken en öncelikli şey telaffuz çalışmaktır. Telaffuzunuz ne kadar düzgün olursa ya da hangi harflerin hangi sesleri çıkardığını ne kadar iyi bilirseniz hem kendinizi ifade etmekte daha rahata erişmiş olursunuz hem de karşı tarafı daha rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Aslında kanalda bir telaffuz videosu mevcut. Ama Instagram'dan takip edenleriniz varsa eğer bilirler, ben şu anda bir kitap yazma dönemindeyim. İspanyolcaya başlama kılavuzu olarak düşündüğüm bir kitap bu. Bu sebeple de öncelikle telaffuzla ilerlememiz lazım. O yüzden hem o videoyu güncelleyelim hem de böyle kitapla bağdaşabilecek bir video hazırlamış olayım diye yeniden bir içerik hazırlamak istedim. Çünkü telaffuz ne yazık ki böyle kağıt üzerinden öğrenebileceğimiz bir şey değil. O dildeki çıkarılan sesi tam olarak anlayabileceğimiz zannetmiyorum yani kağıt üzerinden okuduğumuz zaman. O sebeple bir İspanyol aracılığıyla size ben bu sesleri ulaştırmaya çalışacağım diyeyim. Kanala abone değilsen eğer ve içeriklerimi beğeniyorsan abone olabilirsin. Aynı zamanda bu tarz videoları desteklemek istersen de yorumlarını aşağıya bekliyorum. Başlayalım. İspanyolca telaffuz açısından hiç zorlanmayacağımızı düşündüğüm bir dil. Çünkü dildeki sesler Türkçemizdeki seslere benziyor. Aynı zamanda bazı sesler var ki daha böyle gırtlaktan gelen sesler. Burada da doğulu ya da güneydoğulu arkadaşlarım bir tık daha rahat söyleyebiliyorlar. Ama bu sesleri çıkaramazsanız eğer sıkıntıya girmeyin lütfen. Çünkü İspanyolca çok fazla ülkede konuşulduğu için kendi arasında da zaten telaffuz farklılıkları, işte ses değişiklikleri yaşanıyor diyeyim. Sadece bilmeniz gereken belli başlı, özellikle hataya düşmemeniz gereken telaffuz kurallarımız var. Bu videodan sonra bol bol telaffuz çalışmanızı öneriyorum. Aynı zamanda kitabı alanlarınız olursa ileride onun aşağısına da not düştüm. Kesinlikle ve kesinlikle bir şey nasıl okunduğundan şüphelenirseniz onu öyle aklınızda kalmaması için herhangi bir sesli sözlük bulunuz. Bu Google olabilir. Oralardan kelimeyi yazdıktan sonra tekrar tekrar dinleyin ve sesi öyle alarak ilerleyin. İspanyolca dediğim gibi yazıldığı gibi okunan bir dil. Sadece bazı harfler farklı seslere tekabül ediyorlar. Bu sebeple ben aynı sesleri çıkaran, Türkçedeki seslerle aynı sesleri çıkaran harflere bu videoda değinmeyeceğim. Sadece farklı seslerdekilere değineceğiz. İspanyolun ağzından da aynı harfleri, aynı kelimeleri duyun isteyeceğim. Şimdi kitaptaki sıralamayla gitmek istiyorum ki elinde kitabı olanlar daha rahat bir şekilde takip edebiliyor olsunlar. Kitap olmayanlarsa, ki zaten ben bunu kitaptan daha önce yayınlamış olacağım bu videoyu, merak etmesinler, ben bütün harfleri ekleyeceğim. Ona yönelik ilerlemiş olursunuz. Öncelikle C harfinden başlıyorum. Türkçedeki C harfinden. Ben burada İspanyolca'da harflerin nasıl okunduğundan bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten ihtiyacınız olmayacak. Nasıl ses çıkardığını bilmeniz yeterli olur. Böyle beynimize gereksiz bilgi almaya gerek yok yani. O zaman bu C harfi, Türkçedeki C harfi, yanına gelen harflere bağlı olarak sesli değişikliğe giden bir harf. Örneğin yanına A, O ya da U harflerini alırsa K sesini veriyor. Yani K, Ko, Ku şeklinde okunuyor. Casa, comer, curso, clima, aclarar, blanco. Casa, comer, curso, clima, aclarar, blanco. Ama yanına E yahut İ harflerini alırsa peltek bir S çıkarıyor. Şimdi bu peltek S'yi çıkarabilmek için dilinizi dişlerinize doğru ittirmeniz gerekiyor. S. Neredeyse ortada yani dil. S. Tamam? Cenar, cine, aceptar, decir, cien. Cenar, cine, aceptar, decir, cien. Onu çıkaramıyorsanız üstüne çalışın yani. Çıkarmayı deneseniz iyi olur. Ama Güney Amerika ülkelerinde de zaten çıkarılmıyor. Yani peltek S'yi çıkaramamanız çok büyük bir sıkıntıya sokmaz sizi. Sadece daha güzel bir diksiyonumuz olsun isterseniz ya da işte hep söylüyorum mesela Madrid İspanyolcası İstanbul Türkçesi gibidir. Öyle düşünün. Madrid İspanyolcası gibi öyle telaffuz etmek istiyorsanız üzerine bu sesler için çalışın derim. Yine her zaman peltek S sesini veren bir harfimiz var. O da Z harfi. Zonguldak'ın Z'si. Bunun nereye geldiği fark etmeksizin, hangi harfle kullanıldığı fark etmeksizin sürekli o peltek F sesini veriyor bize. Zapato, feliz, pereza, luz, paz. Zapato, feliz, pereza, luz, paz. C harfinden devam ediyorum. C harfi yanına H harfini aldığı zaman
yine bizim Türkçedeki ç sesini verir. Çikolata, kukaraça, çikle, kuçara. Çikolata, kukaraça, çikle, kuçara. Cocina, acciones, cicatriz, cabeza, certeza. Cocina, acciones, cicatriz, cabeza, certeza. Cumbre, cuido, aceite, cambio. Cumbre, cuido, aceite, cambio. H harfi ise yalnız başına kullanıldığı zaman, yani C'den sonra gelmediği her durumda hayalet bir harftir, okunmaz. Yani varlığı yokluğu bir harf. Hielo. Ahora. Coherente. Cacahuete. Hielo. Ahora. Coherente. Cacahuete. V harfinden gidecek olursak, bu yine Madrid telaffuzunda Bursa'nın B'si gibi bir ses çıkarıyor. Ama Güney Amerika ülkelerinde, hepsinde mi emin değilim, birçoğunda diyeyim, yine Viyana'nın V'si gibi bir ses çıkarır. Örneğin Madrid'de bibir derken orada vivir diyebiliyorsunuz. Artık bunu nasıl öğreneceğinizi ben size bırakıyorum. Vivir. Vaca. Botar. Bez. Aviones. Vivir. Vaca, botar, vez, aviones. Aventura, uva, vez, peces. Aventura, uva, vez, peces. İki tane L'nin yan yana gelmesiyle oluşan bir harfimiz var. Burada da telaffuzda sıkıntılar var. Yani bazıları bunu Yozgat'ın Y'si gibi okuyabilirken, normal bildiğimiz Y gibi, örneğin Eya'da olduğu gibi böyle okurlarken, bazıları biraz daha böyle C-J karışımı bir şey gibi okuyorlar. Özellikle kelimenin başında bulunursa. Madrid'de de yine kelimenin ortasındaysa Y'ye yakın, kelimenin başındaysa ise bir tık daha böyle C'ye yakın. Hani C-J şeklinde okunduğunu söyleyebilirim. Örneğin ortasındaysa Amarillo, Eya gibi okurken, işte başındaysa bir tık daha Jave. Yani tam Jave de değil, Jave de değil, Jave gibi bir ses çıkarıyor diyeyim. Llevar, lluvia, llover, amarillo. Llevar, lluvia, llover, amarillo. Cuchillo, silla, cepillo. Collar, botella. Cuchillo, silla, cepillo, collar, botella. İki tane R'nin yan yana gelmesiyle oluşan bir harf var. Bu da haliyle iki tanesi bir araya geldiğinden daha baskın bir R sesi çıkarıyor. Perro, barro, susurro, birra, ahorrar. Perro, barro, susurro, birra, ahorrar. N ise bu N harfinin üzerinde bir şekil şukul olan bir harf. Bu da bizim N ve Y harflerimizin birleşmesiyle oluşuyor. Yabancı olduğumuz bir ses değil, baño. Baño, español, cariño, champiñones, uña, madrileño. Baño, español, cariño, champiñones, uña, madrileño. Y harfi ise normal bildiğimiz Yozgat'ın Y'si aslında, ama tek başına kullanılırsa eğer i sesini çıkarıyor. I, ayer, ya, playa. I, ayer, ya, playa. Bu harf bizim Türkçe'de yok. İspanyolca'da da ekiz şeklinde geçiyor. Ama zaten alışık olduğumuz bir harf olduğunu düşünüyorum. K ve S harflerinin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Bazen de burada yok işte ünlüden önce gelirse şöyle, ünsüzden önce gelirse şöyle olur şeklinde ayrımları olsa da ben böyle net ayrımlar kesinlikle duymadım. Madrid'de bile duymadım. O yüzden siz K ve S harflerinin yan yana gelmesiyle okunuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Örneğin taksi. Examen. Existir. Taxi, mixto. Examen, existir.
Taksi. Mixto. G harfi H diye geçiyor orada. En çok telaffuz yanlışının işlendiği bir harf. O yüzden buraya önemle bakmanızı istiyorum yani. Pür dikkat dinleyin bunu. Bu da yine C harfi gibi yanına gelen harflere bağlı olarak farklı sesler çıkarıyor. Örneğin A, O ya da U harflerinden önce gelirse eğer normal bizdeki G harfi gibi okunuyor. Yani ga, go, gu şeklinde okunuyor. Gallo. Goma. Gritar. Grabar. Gato. Gallo. Goma. Gritar. Grabar. Gato. Sangre. Agrio. Agua. Guardilla. Abogado. Sangre. Agrio. Agua. Guardia. Abogado. Ama E ya da İ harfinden önce gelirse eğer, işte burada gırtlaktan bir H sesi çıkarıyor. Yani H, H gibi okunuyor. Örneğin gemelo. Gemelo. Gitano. Vigilar. Genial. Gemelo. Gitano. Vigilar. Genial. Girar. Gigante. Higiene. Girar, gigante, higiene. Bundan sonra da şöyle bir sıkıntı doğmuş. Biz bunu gittik, h ya da h yaptık. Ama bizim gg seslerine de ihtiyacımız var. Ne yapalım, ne yapalım? Araya bir adet u alalım. Ve o u'yu telaffuz etmeden normal g ya da g şeklinde okuyalım. Buraya dikkat, bu yanlış sizin karşı tarafça anlaşılmamanıza sebebiyet verebilecek bir yanlış. O yüzden lütfen bu durumda U harfini kesinlikle kesinlikle okumayın. Şimdi atıyorum Guerra yazmışım. Bunu Guerra diye okumayın. Özellikle bu videodan sonra lütfen yapmayın. Guerra. Guitarra. Guisante. Guerra. Guitarra. Guisante. Geliyoruz J harfine. Jota diye geçiyor. Yine gördüğünüz gibi gırtlaktan gelen bir ses çıkarıyor. Bu da yine G ve E'nin ya da G ve İ'nin yan yana gelmesinde çıkardığı o gırtlaktan H'yi çıkarıyor. Örneğin kaha. H sesini çıkarmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Kaha şeklinde, yani bizdeki H harfinin verdiği o incelikle de söyleyebilirsiniz. Çok büyük bir problem yaratmaz. Joven. Kaha. Jefa. Juntos. Viaje. Hija. Joven. Caja. Jefa. Juntos. Viaje. Hija. Juguete. Juego. Tijeras. Mujer. Mejor. Oveja. Juguete. Juego. Tijeras. Mujer, mejor, oveja. Şimdi bu harf de bizim Türkçe'de yok ama yine aşina olduğunuzu düşündüğüm bir harf. Bu da tıpkı G, U, E ya da G, U, İ'de olduğu gibi U'nun telaffuz edilmeden çıkarıldığı bir sesi veriyor bize. Örneğin querer ya da quiero. Querer, quiero, kaki, pequeño, aquel. Querer. Quiero, kaki, pequeño, aquel. Son olarak da yine görmüşsünüzdür, üzerinde tilde deniyor. Böyle çizgiler olan harfler var. Bu harflerin de daha baskın okunması gerekiyor. Ben geçtiğimiz videoda da bahsediyorumdur büyük ihtimalle. Bu baskınlığı hiçbir şekilde çıkaramamıştım ilk gittiğim zaman. Ya da hiçbir şekilde ayırt edememiştim. Bunu bizim Türkçedeki şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir kar vardır, bir de kar vardır. Biz alışık olduğumuz için bu inceliği çok rahat bir şekilde duyarız. Ama bir yabancıya kar ya da kar arasındaki farkı söylerseniz, eğer kulağı çok iyi duymuyorsa ayırt edemediğini söyleyecektir yani. Ona ikisinin de aynı geldiğini söyleyecektir. O yüzden bu baskın harflerde normalde bir tık daha vurgu yapmak gerekir. Örneğin ben cumartesi kelimesinde çok görüyorum. Niyeyse biz cumartesiyi sabado diye okumaya meyilliyiz diyelim. Birçok öğrencimden öyle görüyorum çünkü. Ama sabado kelimesinde ilk A'da bir tilde var. Yani diyor ki vurguyu bana yap. Sabado değil o yüzden. Sabado
diye okumanız gerekiyor. Yani vurguyu orada yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu vurgu özellikle de zaten çok hızlı konuştukları için çok fazla da algılayabileceğiniz bir durum değil. Bunu çıkaramıyorsanız eğer ya da çıktığında algılayamıyorsanız telaş etmeyin. Benim de yıllar sonra yavaş yavaş oturdu yani. Hemen böyle bir anda anlayabildiğim, algılayabildiğim bir şey değildim. Está. Acción. Día. El. Tú. Café. Está. Acción. Día. Él. Tú. Café. Más. Alegría. Teléfono. Móvil. Ejército. Sábado. Más. Alegría. Teléfono. Móvil. Ejército. Sábado. Miércoles. Árbol. País. Varón. Jabalí. Marroquí. Miércoles. Árbol. País. Varón. Jabalí. Marroquí. Líder. Árabe. León. ¿Qué? Construcción. Líder, árabe, león, qué, construcción. Telaffuz çalışmanız bu kadar. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Bu videoyu bir kez de dönüp durdura durdura izlemenizi öneririm. Yani durdurun, siz okuyun. Daha sonrasında bir bakın bakalım nasıl okunuyormuş aslında. Aynı zamanda telaffuz için sadece bununla kalmayınız. Gidiniz herhangi bir İspanyolca metni okumaya çalışınız. Bunu yüksek sesle yapın ki ağzınız da alışsın. Çünkü anatomi olarak bile hani oradaki F'lere, H'lere çok fazla alışık olmayabilirsiniz. Biraz daha ağzınızı alıştırın. Hem duyarsınız kulağınız alışır, hem konuşursunuz telaffuzunuz oluşur. Bomba bir çalışma yapmış olursunuz yani. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Aynı zamanda Instagram'da günlük olarak paylaşımlar yapıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Kitap çıktığı zaman da hem buraya bir video çekerim diye düşünüyorum. Hem de Instagram'da bunu yayınlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.